Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz iç mimar ve çevre tasarımcı Sayın Özhan Hazırlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Özhan Hazırlar kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Özhan Hazırlar, Hatay Reyhan'da doğan, yaklaşık 16 yılını orada geçiren, ondan sonra Ankara'ya yerleşip 12 yıl orada yaşayan, 7 yıldan beri de İstanbul'da olan ve Ankara'daki yaşadığı dönemde Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olup iç mimarlık mesleğini icra eden bir iç mimar yani. Evet, mütevazi bir iç mimar. Evet. Peki. Ne yazık ki öyle. Mütevazi olmak çok zaman çok çok mükemmel bir şey. Evet. Ama bazen de çok iyi bir şey değil. En azından yeteneğinizi ya da kendi mesleğinize dair konulardaki hakimiyetinizi çok da örselemeyin diyoruz. Ama biz de yani bana zaman da kızıyorlar zaman... ama... Çünkü iyi bir isim. Kendi alanında Özhan Hazırlar iyi bir isim. O yüzden mütevazi kimliğinizde, kişiliğinizde de kendinizi tanıttınız. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Evet, kendinizde bu yeteneği ne zaman fark ettiniz? Çocukluğunuzda bugünkü mesleğinizle alakalı ufak tefek de olsa bir şeyler yapar mıydınız, yapmak ister miydiniz? Yani şöyle söyleyeyim, çok... Şu an mesela çok beğendiğim ya da kullandığım mekanlarda kullandığım malzemeleri düşünün. Mesela doğal malzeme olarak mermeri çok seviyorum. Ahşabı seviyorum. Ha, bunları niye seviyorum diye yani yıllarca düşündükten sonra şöyle bir şey aklıma geldi. Yaklaşık böyle 3-4 yaşlarında hani ilk hatırladığımız dönemleri düşünün. Hani çocukluğumuza indiğimiz zaman. Anneannemlerde bir tane mermer sehpa vardı. Üstü mermer, kenarları ahşap. Biz onu böyle hafif eğip, hani kayacak yapıp onun üzerinden kayardık. Ya şimdi düşünüyorum hani neden o malzemeleri o kadar seviyorum ve kullanıyorum? Herhalde bundan dolayı yani bilinçaltıma işlemiş o malzeme. Çizimler, çok fazla çizim yapardım. Çizgi roman yapardım mesela kendi kendime. Tabii hani... O dönemlerde bu meslek hakkında çok fazla bilginiz olmuyor yani daha ufak bir yerde büyüdüğünüz için. Çok sosyaldim. Yani çok gezerdim. Mesela daha önce bir mobilyacıda çalışmıştım. Onun da bana faydası oldu. Ya çok farklı işlerde böyle çalışıp hani bir şeyler öğrenmek istiyordum. Sürekli kendimi yenileyip boş durmak istemiyordum yani. Ha, bana getirisi oldu mu? Yaşadığım yerin o tarihsel bütünlüğünü ele aldığımız zaman çok fazla tarih olan bir yerde hani doğup büyüdüm Hatay. Yani yerin 4 metre altında farklı medeniyetleri olan bir yer. Belki hani bir faydası olmuştur bana hani tasarımlarımda bilmiyorum. Peki bunları gözlemleyebiliyor muyuz bizler sizin yapmış olduğunuz tasarımlarda? Hiç buna rast geldiniz mi? Aa, bana şunu çağrıştırıyor diyen birine rast geldiniz mi? Tasarımlarda yani genelde kurguyu o mekana göre yaptığım için bazen hani denk gelebiliyor öyle. Hı-hı. Ya bu işte bu formu ben bir yerde görmüştüm. Ya da onu söylemiyor müşteri. Belki de bilinçaltında hani onu görüyor ve seviyor. Belki başka bir yerde onu görmüş olabiliyor. Böyle olabilir ama çok nadir. Kişiye özel daha çok tasarımlar yaptığınız için belki de bunu yansıtmanız çok da sık karşılaşılan bir durum değildir. Ama belki kendiniz için özel bir şeyler tasarlamak isteseniz o detaylardan çok bulabiliriz. Yani olabilir. Evet. Peki kaç yıl oldu bu sektörde hizmet vermeye başladın? Sektörde 16 yıl oldu. 16 yıl. Evet. Yani ciddi bir rakam.
ve yüzü geçti şu anda yaptığım projeler. Çok böyle iş alan birisi değilim. Hani daha butik, Neden? daha az. Çünkü çok fazla iş aldığınız zaman hani altından kalkamayacağınız şeyler olabiliyor. Hani bazı verdiğiniz sözleri tutamayabiliyorsunuz. O yüzden hani belli bir aşamadan sonra iş geldiğinde ki geliyor sürekli. Ya bekletiyorum. Ya diyorum zamanınız varsa misal bir ay sonra hani boşa çıkıyorum. O da bekliyor ya da beklemiyor. Tercih müşterinin neticede yani ben hani daha önce bahsettim ya mobilyacıda çalıştım. Orada bir şey öğrendim ben ustamdan. O bana şunu demişti. İşte Özhan bir işi yapıyorsan ya tam yap ya hiç yapma. O benim kafamda yer edindi. Yani yıllarca hep o mantalite de adımlarımı attım ve baktım ki sonuçlar güzel. Yani doğru gidiyorum. O şekilde hareket etmeye devam ettim. Yani butik kalıyorsunuz. Butik kalmak kötü bir şey değil. Anlatabildim mi? Yani seviyorum öyle. O işe kaliteli zaman ayırmayı seviyorum. Peki, hem mimarinin hem de bir iç mimarın ya da mimarın etik değerlerinden de kaynaklanıyor olabilir mi her işi almamanız? Ya şöyle söyleyeyim, belki biraz kaba tabir olacak ama hani bazen yani kazandığınız şeyler size yetebiliyor. Hani çok açgözlü olmaya gerek yok yani. Hani bir şeyi yapıyorum, ona zaman ayırıyorum. Hani başka iş gelebilir, gelsin. Hani bir şekilde bekleyecekse bekleyecek. Hani ve bekliyorlar da yani. Çünkü o işi ben tam yapmak istiyorum. Yani ona konsantre oluyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Ya bu çok zor bir iş. Nasıl zor? Hani az önce anlattım hani çocukluktan gelen bir şey var ama hani onun müşteri bilmiyor hiçbir zaman. Hani o değerler, yaşam tarzınız. Müşteri size çok değer verdiği bir mekana emanet ediyor. Hani birincisi buna bir saygı duymamız gerekiyor. Yani bana bir mekana emanet ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Ve ben bunu hakkıyla çok iyi bir şekilde tasarlayıp çok iyi bir şekilde de uygulamasını yaptıracağım. Yani bunun bir akdini de veriyorsunuz müşteriye. Bunun karşılığında hani onu çok doğru bir şekilde yapmanız lazım ki hani doğru bir sonuç alalım. Hani o da mutlu olsun. İşte biraz önce sormak istediğim de buydu. Kişiye özel bu çalışmaları, bu projeleri gerçekleştirirken yere özel olmayacak bir talep geldiği takdirde etik mesleki duygularınız harekete geçip de hayır ben bunu yapamam dediğiniz oluyor mu? O yüzden almadığınız proje oluyor mu hiç? Etik anlamda yani Bu o işte tarz bu doğanın dokusunu bozamam, buraya o yakışmaz ya da burada işte doğadan bir parça kullanmalıyım yoksa başka türlü burası kendini ifade edemez, olmaz dediğiniz ama tam tersine çok daha teknolojik bir proje sizden istendiğinde kabul ediyor musunuz? yani doğaya bir zarar verecekse bir kere öyle bir projeyi yapmam yani niye yapayım? Yani bir kere doğayı çok seviyorum. Hani onunla uyumlu projeleri mutlaka hani hayata geçiriyorum ki son projemde dikey bahçe kullandım iç mekanda. Bu da bir yenilik. Ve yani içeride de bir bahçe hissi nasıl yaratabiliriz? Onu düşündüğümüz zaman hani tabiatla eş değer gitmemiz gerektiğini biliyorum. Çünkü ona karşı gelirsek o da bize çok kötü şeyler yapar. Tabiat ana bizi Aynen. cezalandırabilir Yani ona diyorsunuz. karşı gelemeyiz. Bir kere bazen duyuyorum yani aslında çok eskiden işte kolon kesiyorlar, kiriş kesiyorlar. Hani böyle şeyler zaten kesinlikle yapılmaması lazım. Binanın stüktürüne aykırı şeyler. Ki onları bir yana bırakıyorum. Güneş ışığından faydalanmayı çok seviyorum mekanlarda. Tabii mekanın yerine, kapasitesine göre.
güneş ışığı, yani içerideki ses, yani akustik, birçok farklı kategoriyi hani ele aldığımız zaman çok dallanıp budaklandırmayayım konuyu. Ama neticede doğaya karşı gelen bir projeyi yapmam. İşte öğrenmek istediğimiz de buydu bizim. Kısacası. Peki, tasarımlarınızda uyguladığınız yöntemleri dallandırıp budaklandırmak istemem dediniz ama biz isteyeceğiz. Tasarımlarınızda uyguladığınız yöntemleri, teknikleri anlatabilir misiniz bize? Yani, Işığı seviyorum dediniz, güneş evet. ışığını kullanmayı seviyorum dediniz. Güneşi seviyorum. Tabii bunları mekansal olarak ayırmak lazım. Hani ev çok farklı, iş yeri çok farklı, bir restoran bambaşka. Yani her mekan bulunduğu yere göre, bulunduğu noktaya göre birbirinden farklı değerler taşıyor. Bu değerleri en iyi şekilde o mekanda uygulamak, göstermek gerekiyor. Tasarımlarımda hani ilk gidişat olarak ilk başta mekanı görüyorum tabii ki herkes gibi. Bir mekana gidiyorum, oranın bir enerjisine bakıyorum. Hani nasıl bir enerjisi var? Bu enerjiyi hani nasıl daha iyi hale getirebilirim? Tavanlar çok düşükse genel olarak tasarımda tavanlarda özellikle mevcut tavandan çok daha güçlü bir şey ortaya çıkarıyorum ki hani o tavanın basıklığını kaybedeyim. İşte ya da dikey hareketler kullanıyorum. Hani tavan o zaman daha yüksek gibi algılanıyor. Çünkü her şey bilinç altında. İnsan o mekana girdiği zaman daha dikey hatlar gördüğünde tavanlar düşük bile olsa o mekan yüksekmiş gibi algılıyor. Ben bunları çok test ettim, denedim. O tasarımı anlatınca gelen insana mesela hani burada böyle yaptım, şunu şöyle düşündüm deyince ha diyor gerçekten de diyor tavanlar aslında düşükmüş diyor ama ben hiç bunu fark etmedim diyor. Hani önemli olan mekan tasarlarken, kurgularken o mekanın kabuğuna göre hani tasarımı oluşturmak. Yöntem anlamında mekanı ilk başta görüyoruz, ölçüsünü alıyoruz. Ondan sonra bir tefriş planı hazırlıyoruz. Yani bu tefriş planında yerleşimleri gösteriyoruz müşteriye. Bir restoran olarak hani bunu ele alalım. Ondan sonra tefriş planında kaç tane sandalye masa yerleşiyor, mutfak nereye geliyor, bahçede neler olmalı, işte servantların yerleri, genel dolaşım alanları, masaların arasındaki mesafeler, hani sıkışık da olmaması lazım, fonksiyonlar, yani ergonomi, birçok tasarım kriterini projede geliştiriyoruz. Evet, peki her projede farklı yöntemler ve farklı malzemeler mi kullanmak gerekiyor? Yani mimarların yeniliğe ihtiyacı var. Bu yeniliği yeni malzemelerle, yeni yöntemlerle denemeleri gerekiyor. Tabii hani buna çok fazla inanması ve onu daha önce öngörmesi gerekiyor. Onu nasıl öngörüyoruz? Üç boyutta o mekanı ele alıp çizdiğimiz zaman orada zaten 15-20 defa o tasarımı biz yapmış oluyoruz müşteriye sunmadan önce. Yani bayağı bir eleme sürecimiz var. O süreçten sonra bakıyoruz ki hani en iyi malzeme hangisi oraya? Yani o mekanı sıcak hale mi getirmek istiyoruz, soğuk hale mi getirmek istiyoruz? Ona göre farklı malzemeler kullanabiliyoruz. Müşteriye de öneriyoruz. O da gördüğü anda zaten beğeniyor. Evet. Peki, iş hayatınızda kendinizi şu an nerede görüyorsunuz bu meslekte? Şu an nerede görüyorum? yani mesleğini iyi yapan, iyi bir tasarımcı olduğumu düşünüyorum. Hani bu konuda mütevazi olmayacağım artık. dünyada da bayağı bir internet üzerinde sitelerde yaptığım tasarımlar birçok yerde kullanılıyor. Daha önce yaklaşık 200 milyon sanatçının katıldığı bir internet sitesinde, portalinde
6 tane çalışmam. En son bir tane daha oldu. 7 tane çalışmam. Yani günün en iyilerine seçildi. Dünyanın birçok yerinde farklı dergilerde çalışmalarım yayınlanıyor. Yani sektörde iyi yerlere doğru gittiğimi düşünüyorum. Evet. Yapabildiğim kadar. Evet, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da projeler alıyor musunuz? Yapıyor musunuz? Yani yapıyorum. Çok sıklıkta değil. Senede bir tane, iki tane geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. En son bir Moskova'da bir ev yaptım. Ondan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bir inşaat şirketinin, yani Türkiye'de büyük bir inşaat şirketinin orada finans müdürü var. Orada yaşıyor, Moskova'da yaşıyor. Hani bir mimar nasıl Türkiye'den oraya bir tasarımı gönderip yaptırabilir? Tam onun bir anatomisi oluyor bu anlatacağım şey. İlk başta fotoğrafları, videoları ve projenin bütün ölçülerini istedim. Bir kere bile gitmedim oraya, onu da söyleyeyim. Onlar geldikten sonra ona bir anket yaptım ailesiyle beraber. Bu bir ev. Hoşlarına gitti o anket. Hani her şeyi sordum onlara. Ondan sonra anketi bana gönderdiler. Bir daha da hani çok az aradım onları. Hani şurası nasıl olacak, burası nasıl olacak, ne düşünüyorsunuz gibi. Bütün isteklerini orada gördüm. Evi ona göre kurgulayıp tasarladım. Ve beğendiler. Dolapların içlerine kadar hani çizildi. Neyi nereye koyacağınız belli. Ve projeyi komple gönderdim. Onlar da orada yaptırdılar ve şu an yaşıyorlar. Muhteşem. Bu meslekte sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? En çok heyecanlandıran yaptığım bir mekanda özellikle restoran ya da kafe ya da ev dahil yani çok fazla insanın sirkülasyonun olduğu mekanlarda özellikle gidip orada oturuyorum. Yani bakıyorum insanlar orada yemek yiyorlar. İşte çay içiyorlar, kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar, birbirleriyle tanışıyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani müthiş bir şey. Gerçekten de son derece onur verici ve keyif verici bir duygu olsa gerek. Bundan 10 yıl sonra Özhan Hazırlar ismi nerede olacak? Benim biraz büyük hedeflerim var. Hani buna 10 yıl sonra da ulaşabilirim. Belki 20 yıl sonra da. Hani şu anda da biraz hafiften ulaşmışım ama hani bu benim için yeterli değil. Yani bir Türk tasarımcının dünyada neler yapabildiğini göstermek istiyorum. Büyük bir hedef. Hedefi yakalayacağınızdan eminiz. 10 yıl sonra İnşallah. Özhan Hazırlar ismi tüm dünyada tasarımlarıyla kendinden söz ettirecektir İnşallah. Diyoruz biz de. Umarım ben. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hoş programımıza. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, iç mimar ve çevre tasarımcı Sayın Özhan Hazırlar'ı ağırladık. Hoşçakalın.